Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaş zamlarının belirlendiği toplantıda ek göstergeler hakkında açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında 2022'nin ilk 6 ayı için %5 artı enflasyon, ikinci 6 ayı için %7 artı enflasyon farkı, 2023 için ilk 6 ay %8, ikinci 6 ay için %6 zam yapılacağını söyledi. Enflasyon altında yurttaşımızı ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz. Bu ilke etrafında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği bir siyasettir bu. Bu ilke etrafında biz de sosyal politika uygulamalarının en önemlisi olan toplu sözleşme mekanizmasını bu şekilde değerlendirmek istedik. Şu anda genel çerçevede uzlaştığımızı belirtmek isterim. Yani Türkiye büyüyor ama bunu da enflasyon var. Onun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor. İlk teklifimizde hatırlayacaksınız değerli arkadaşlar. Biz %5 artı enflasyon farkını 2022 için önermiştik. İkinci 6 ay içinde %6 artı enflasyon farkını önermiştik. 2023 içinde %6 ve %6 enflasyon farklarıyla birlikte bir önerimiz olmuştu. Şimdi ikinci teklifi tahmin ediyorum bütün Türkiye'nin merak ettiği ikinci teklifimizi açıklıyorum. İkinci teklifimizde 22'nin ilk yarısı için %5 artı enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için ise %7 artı enflasyon farkını, yani toplamda %12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2022 için yaptığımız bu teklifi biraz önce de söylediğim şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. Ama 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle %8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge meselesini vurguladığını hatırlatarak 3600 meselesinin memur senin katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacağını dile getirdi. 3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi Memur Sen Konfederasyonumuzun da katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme kapsamında o çalışma tamamlanacaktır. Yani sözleşme bu süreç içerisinde, sözleşme süreci içerisinde, kapsamı içerisinde tamamlanacaktır. Biliyorsunuz onu kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inisiyatifindedir o. Kanun çıkarması gerekiyor. Ama biz çalışmayı yapacağız ve bunu biz bakanlık olarak şeye taşıyacağız. Onu belirtmek isterim. Diğer bir mevzu sözleşmeli çalışanların mevzusudur. Orada da 3 artı 1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladılar. O konuda bilhassa yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim. Ben bu sözleşmenin bu sözleşmenin milletimiz için hayırlı olmasını, ülkemiz için hayırlı olmasını, bütün çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.